Arkadaşlar selamlar, yepyeni bir gün ve internet kafe kurduğumuz oyunumuzun dostlar 4. bölümüyle karşınızdayım ve ben ne yaptım biliyor musunuz? Yatmadan önce dostlar eleman için bankaya 500 dolar kasıp, hatta hesabımda sanırım 2K falan kalsın biraz açık bırakıp, bankaya da dostlar 500 dolar koyup otomatik sürekli maaşı ödensin diye oyunu dostlar gece boyunca açık bıraktım. Yani şu an yani hayatımın en böyle heyecanlı dakikalarını desem yeridir. Şurada kaç para var çok merak ediyorum bu arada. Hazırlandığımdan beri dostlar sabırsızlanıyorum ki bir an önce videoya girip şu paraları sayayım diye. Bugün dostlar bu paralarla ne yapacağız? Gerçek bir internet kafe sahibi olacağız dostlar. Havanın akşama denk gelmesi beni biraz üzdü ama dostlar hiç problem yok. Bugün bu parayla mükemmel bir internet kafe kuracağız dostlar. Bütün buradaki dağınıklığı kaldıracağız. Belki bu eski bilgisayarlardan tamamen kurtulacağız. Yerleri, tavanları, duvarları tamamen eşit bir şeye getireceğiz. Buradaki bu olayı çözeceğiz abi. Bu bildiğiniz gibi uyumsuz oldu yani. Yerdeki şeyleri koyunca bir anda uyumsuza dönüştü. Aslında uyumluydu. Sadece bir tane son sistem bilgisayarımız vardı dostlar. Hatta bu da son sistem değil, orta seviye bir oyuncu bilgisayarı. Son sistem birkaç tane de bilgisayar dizeceğiz dostlar. Paramız neye yetiyor bilmiyorum. Arkanıza yaslanın ve birer like atmayı unutmayın dostlar. O zaman izninizle ben bu parayı topluyorum. Çok para yapacak bu arada. Çok para. Ya bütün geceden beri oyun açık, öyle hesap edin yani. Yani koca bir gece dostlar açık kaldığı için çok dili bir paraya tekabül edecek diye düşünüyorum. Evet, bitmeyecek. Bence 10K'nın kesin üzeri de ne kadar üzeri onu merak ediyorum. Yani mesela 20K gibi bir miktar var mı? Çünkü bize 20K falan gider bu arada. Bize bir 20K lazım açıkça konuşmak gerekirse. Seri seri spam yapıyorum dostlar paraya. Buradaki para, temsili para azalmıyor bile, farkında mısınız? 4000'e geldik. Bence çok var abi burada. Çok para var burada arkadaşlar bence. Şöyle basılı tutamıyorum, yok. Seri seri basacağız arkadaşlar. Çok para var burada abi. Harbiden çok para var. Devam 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 devam. Devam devam, yapacak çok işimiz var. Hadi al 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 al. Abicim bitmeyecek galiba ha. Ben size bir şey diyeyim mi? Hiç azalmıyor la temsili para. Bayağı azalmıyor yani şu an, farkında mısınız? Yok, biraz değişti bak. Oradaki görüntü biraz değişti. Oradaki görüntüye şu anda şey... Ulan keşke makro kursaydım şuraya ya. Arkadaşlar bir elim yoruldu, diğer elimle basıyorum şu an, yemin ederim. 8000 oldu bu arada şu an paramız. Öf 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 öf, paraya bak. 9000 olmak üzere. 9000 oldu. Evet, 10.000'i geçecek, ne kadar geçeceğini çok merak ediyorum. Şu an para bitmiyor gibi bir şey. Ha, bitecek galiba ya, dur bakayım. Evet, 10.000 dostlar. 10.000'i geçti şu anda. Spam yapıyorum abi. Spam yapıyorum. 11.000 oldu. Şu anda 11.000 ve bitiyor galiba. Evet. 11.500 dostlar. İnanın bize yetmeyecek, onu söyleyeyim. Ama şöyle bir şey var. Mesela son sistem bilgisayarları kurduğumuzda mesela bir 20 dakika yarım saat bile beklesem ben muhtemelen bu kadar para yapar o. Çünkü son sistem bilgisayarlar çok para getirecek abi. Öyle düşünebiliriz. Şimdi öncelikle buraya bir ışık almakla başlamak istiyorum arkadaşlar. Buraya bir tane oyuncu ışığı alacağım. Oyuncu ışığı ne diye soracak olursanız, burada ben geçen gün gördüm. Muhtemelen sizlerin de dikkatini çekmiştir. Aa yok, şeyde görmüşüm, bizim bilgisayarcıda görmüşüm ben onu. Bu arada son sistem bilgisayarları acaba bu bizim bilgisayarcıdan mı yapsak ki dostlar? Yoksa internetten mi? Buna bakacağız. Fiyat ayrımına bakarız, tamam mı? Modeline göre fiyatına bakarız. Öyle bir ayrım yaparız bana kalırsa. Hangisi daha avantajlı falan gibisinden. Burada görmüştüm arkadaşlar ya. Ha evet. Bakın bunlar ışık şeyleri. Şundan alayım mesela. Şundan 3 tane aldım. Bunları dostlar gidip dükkanın bütün ışık yerlerine takacağım şimdi. Asıl merak ettiğim ne biliyor musun? Taktığım yere takabiliyorum. Mesela şurada var ya şu an. Buraya takamayacağım değil mi? Dur bakayım. Bir dakika, şunu şuraya at. Tamam, sen şurada bir dur. Şuralara takabileceğiz zaten muhtemelen de. Evet, bence bunu önce tabii şeyle almamız gerekecek. Nerede bizim şey? Tornavida nerede? Tornavida, tornavida. Tornavida şunun üzerinde olabilir, evet. Gel kanka şimdi sen buraya. Ekle. Evet, seni şimdi şuraya bir takalım. Açalım. Oy, işte bu. Şimdi bunu da alacağız dostlar. Ekle dostum bunu buraya. Şuraya da tak bakalım. Oy, güzel. Şimdi ana salonumuzda takalım dostlar. Tabii olursa. Olacak mı bilmiyorum. Çünkü orada var şu anda. Peki sökme var mı mesela? Evet var. Okey. Güzel güzel. Sökme varsa bu demek oluyor ki yenisini... Lan bir dur oğlum. Ağzıma açtın ya. Tamam. Bunu da dostlar şuraya takacağım. Burası zaten buradan olsa olsa tuvalet olur abi. Aslında buraya tam ne yapacağız biliyor musunuz dostlar? Bak söyleyeyim size. Yayıncı odası yapacağız burayı. Mantıklı mı? Yayıncılar, bak buraya bir de kapı takacağız. Burası bir tane bilgisayar olacak sadece.
Ama çok inanılmaz güzel bir bilgisayar olacak. Yapalım mı böyle bir şey hatta? Şu an yapalım mı? En iyi özellikler, en iyi ekran kartı, en iyi masa, en iyi monitörler. Böyle bir bilgisayar olsa hatta yapılıyorsa 3 monitörlü falan yapacağız burayı. Kapısına da şu yanda çok fena kapılar vardı ya, ondan takacağız. Tam olarak dostlar burayı bir tane yayıncı özel VIP oda. Buraya gelip yayın falan açabilirsin yani, öyle düşün. Evet, bunu yapalım bence. O yüzden buraya da bir tane bu şeyden almamız gerekiyor, onu söyleyeyim. Şu açlık susuzluktan bir kurtulalım mı? Kurtulalım bence. Otomatın bence artık bir önemi yok şu andan itibaren ya. Var mı bilmiyorum ki. Tabi buraları, bunların hepsini çöpe atacağım. Bunlar galiba satılmıyordu. Bunlar bizim arabaya falan koymalık şeyler diye düşünüyorum. Şu zaten portakal suyu, bunu susadıkça içeriz. Şu şeyleri, kırmızıları bir atayım ya, dur. Kırmızıları bir atayım abi. Bu ağız lezzeti nasıl geliyor? Mesela bununla gelir mi? Evet, geliyor bakın. Şununla da gelir muhtemelen. Bir tane de bundan içelim mi? Ha, tamam, bu keyif veriyor, keyif verdi. Şimdi şunları bir al abi. Al 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 al. Bu arada yetenek puanlarımız bayağı var arkadaşlar. Şöyle bunları çöpe atacağım dostlar. Dükkanımın içinden çıksın abi. Dükkanımızın içinden çıksın abi bizim bunlar. Gerçekten 10 numara 5 yıldız abicim. Hiç sorunumuz yok şu anda. Şimdi burayı tabi değiştireceğim dostlar bu arada, onu söyleyeyim. Bak bunlar da çöpe. Bunlar da çöp ki. Ha, şunları kullanırız. Şu pislik var ya, beni benden alıyor ya bu dükkandaki. Pislik beni benden alıyor abi. Gerçekten. Bu arada bizim bir tane yedek işlemcimiz var abi, biliyorsunuz değil mi? Nerede acaba? Ha bak şurada, tamam. Öncelikle yeteneklerden başlayacağım dostlar. Bakın 18 tane puanım var. 36 seviye olmuşuz arkadaşlar. Her şeyi fulleyebiliyoruz neredeyse. Bak şunu da fulleyeyim şimdi. Geliştir. 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 Bu şimdi %20 şanslı müşterilerimiz. Bahşiş bırakacak. Taşımayı da geliştiriyorum. %40 olsa müşterilerin ellerinden daha uzun süre ot. Ya bu tercümede sorun var. Yani buradan stresten devam edelim ya o zaman. Şöyle stresi de dostlar azalttık. Nerede? Aa, oyunu fulledik lan. Arkadaşlar tam tamına oyunu fulledik. Ya max'tayız şu anda, öyle söyleyeyim size. Bayağı max'tayız abi. Bayağı max'tayız abi. Ben şundan bir tane daha gömeyim de. Tamam. Şimdi dostlar. Şimdi bir dakika dur. Şey bir bakalım. İnternetteki en pahalı malzemelere bir bakalım, tamam mı? Mesela internetteki en pahalı ekran kartından bence hesap edebiliriz. İnternet üzerinde satılan dostlar en pahalı ekran kartının fiyatı RTX 2080 ve 441 dolar dostlar. RTX 2080, bakın bu önemli olan. 490 mıydı? Bakayım. 441 RTX 2080. Şimdi bizim bilgisayarcı abiye geliyoruz, tamam mı? Bizim bilgisayarcı abiye geldik. Benim niye o yine ağız şeyi çıktı ya? 2080 burada da son model ve ooo. Oğlum internet çok daha karlı. Abi internet müthiş karlı buraya göre. Baksana abi farka. Arkadaşlar yarı yarıya daha ucuz internet, öyle söyleyeyim size. i9 mesela ne durumda? i9. i9 9900K var mesela dostlar. En yükseği abi. İnternet fiyatı 326, burada 600. Oo, burada enayi şeyi var. Anladınız siz onu, enayi. Enayi şeysi var. O zaman ben bir tane yayıncı bilgisayarı hazırlıyorum arkadaşlarıma. Bir tane yayıncı bilgisayarı hazırlıyorum, tamam mı? Hatta ben size bir şey diyeyim, bu fiyatlarla biz şeye de yaparız ha. Orası VIP olmuş olur. Ben birkaç tane daha bundan yaparım bu fiyatlarla. Yapacağım. Abi bana tam olarak birkaç tane alamıyorum. Kayıtlara ekleyeyim bari. Tamam, bu sistemden de seçeceğim, tamam mı? Sırılsıklamadan mı satacak koymuş? Tamam. Teslimat için mesela 3 dolar istiyor bunun. Biraz zamlı. RTX'i koyduk. Kral i9 9900K'yı kayıtlara ekleyip sepete ekledim dostlar. Şimdi en iyi anakartı tabii almamız gerekecek buradaki. 275 dolarlık dostlar, bunu alacağız. Kayıtlara ekle ve sepete ekle. 275 dolar fiyatı. En iyi güç kaynağını alacağız elbet tabii ki de. Ve en iyi güç kaynağı da burada 141 dolara 1000 voltluk var abi. Hemen bunu da koyduk. En iyi hard diske, en iyi hard disk artı şey mi yapsak ya? Abi bence sadece SSD kafi bu bölümde ya. Evet, 88 dolarlık SSD'mizi ekliyorum bu sisteme. Tabii RAM'leri artık double yapmalıyız bana kalırsa. RAM'leri artık kesinlikle double yapmalıyız dostlar. Şu 137 dolarlıktan 2 tane
Gönderilir abi de. Baksanıza iki tane alamıyoruz abi direkt. Neyse tek yapacağız mecbur. Oyunun bug'ı yüzünden abi maalesef olmuyor. CPU soğutucu, işlemci soğutucu olarak en pahalısı tabii ki olmalı şu anda ve 62 dolar. Var zaten klima. Bunlar ne bilmiyorum bu olaylar. Bunlar ama burada var. Burada bu dükkanda var. Buradan alırız abi gerekirse. Ve ben bu sepeti dostlar bakın 1470 dolar satın aldım. Dış kasa falan ooo babayı aldım. 1470 dolar dostlar aklımda tutayım. Benim bankamda ne kadar var? 1470 dolar ekliyorum bankamıza ve siparişlerimizi geçiyorum. Şimdi önemli olan şu. Oradan neleri alamadık biz? Neleri? Bak bu ne iş bilmiyorum bu mesela. Yani bu kolon gibi bir şey. İçeride müzik falan çalıyor herhalde. Alalım abi. Tabii ki de bundan. En iyisi. Monitörün en iyisinden alacağız dostlar tabii ki de. Ve en iyisi görmüş olduğunuz gibi bu ikisi abi. Kasada yer yok diyor direkt. Ne alakası var oğlum? Al bunları sen bir kral. En iyi kulaklık zannedersem bu. Bize bir tane daha bundan lazımdı. Onu da almış olalım gelmişken. Başka en... Bak bunlar burada da alınmıyormuş bu arada arkadaşlar. Onu fark ettim. Tamam ben tamam. Okey. Tabii mouse ve klavye. Oyuncu mouse'u ve oyuncu klavyesi dostlar. Buradan aldık. Al abi sen bunları da tamam. Şimdi kanka öncelikle şu büyükleri bana ver. Başka alamıyorum sanırım. Alabiliyor muyum? Alıyorum. Oo neredeyse her şey... Oo her şeyi aldım. Maxladık ya arkadaşlar. Her şeyi tek de aldım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şey yapacağım. Postaneye gideceğim bunları dükkana koyup. Kanka bunları ben şöyle şuraya boşaltayım mı? Şuraya boşaltıyorum arkadaşlar. Şimdi bunun ne olduğunu bilmiyoruz tamam mı? Bunu şöyle ben buraya dikeceğim. Lan telifli midir acaba ya? Acaba telifli midir bilmiyorum ki valla. Gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Ha farklı farklı abi de. Bakın arkadaşlar nereye bassam farklı. İnşaat telifsizdir valla. Telifliyse arkadaşlar bu bölümün sesini kısılmış olarak duyuyor olabilirsiniz. Yani biz bunu böyle atmışızdır da sonra stüdyodan kısmışızdır abi. Tamam dükkanımıza dostlar müziği de sabitledik gidiyoruz abi. İçeriye de çok masraf yapacağız onu düşünelim abi bilgisayarlardan önce bir de. İçeriye deli masrafımız olacak bizim yani. Çok bayağı masrafımız olacak abi içeriye. Yere tavana falan çok masraf yapacağız. Fazlasıyla masraf yapacağız abi yere tavana. Abi şu kargocudan hızlı alma taktiği deneyeceğim biliyor musunuz? Bu gece uzanırken aklıma geldi. Niçin böyle yapmamıştım da diye. Bu araba yine duman yapıyor ama sıkıntı değil bizim için. Hızlı alma taktiği nasıl biliyor musunuz dostlar? Böyle, 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 böyle. Bunların hepsini bir buraya çıkarttıracağım değil mi? Mantıklı değil mi? Oğlum bir şey diyeyim mi? Bu bayağı mantıklı çünkü ne yapacağım biliyor musunuz? Bagaja da koymayacağım arkadaşlar ben bunu. Bak şimdi. Bak benim şimdi muhabbete bak sen be. Bak şimdi ne yapacağım? Bunların hepsini böyle elime alacağım abi. Nasıl? Burada da kalmadı değil mi? Bitti. Bitti abi bu kar. Bin arabaya direkt hiç bagajla uğraşma. Kapını kapat. Gazına bas git abi. Mükemmel. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz dostlar. Anlatmaya gerek yok. Kral bu araba bizi yolda bırakacak ama ben onu söyleyeyim size. Bu araba bizi yolda bırakacak. O aldığımız şeyler arabayla ilgili yağ mıydı neydi abi acaba? Onları bir koymayı mı denesek acaba ya? Bak çıkan seslere bak. Aa araba gitti. Valla size bir şey diyeyim mi? Araba nane yedi yedi. Araba nane yedi abi. Şunları da şuraya atalım. Araba nane yedi arkadaşlar. Yedi yedi. Şurayla ilgili bir şey galiba da. Bu aldığım şey onunla mı ilgili ya? Bunu deneyeceğim arkadaşlar. Bu içilmiyor lan. Bu içiliyor. Süt lan bu. Araba şeyi de vardı da almadık biz. Dur bakayım. Gidiyorsa markete götüreyim de. Kanka markete kadar dayan lan. Gel markete kadar dayan yapacağım gel. Önlü hiçbir şeyini kapatmadım. Şu markete kadar dayan. Önünü görmüyorum. Sakin ol, sakin ol dostum, sakin ol. Şimdi burada arabayla ilgili bir şey. Aha. Bir de bundan da alayım. Bu da arabayla ilgili belli ki. Ver bakayım kanka bana. Şimdi sen bir dur. Sen muhtemelen şeysin, soğutucu gibi bir şeysin de. Sen yağsın o belli. Harbiden yağ değiştirme koymuşlar. Manyak bunlar ya.
Vallahi Azeri kardeşlerimiz, Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu konularda enteresanlar yani. Buraya koyulmaz. Bu da evet, bu da buraya. Okey, şimdi yapmayacak arkadaşlar. Tabi zarar görmediyse bilmiyorum, dur bakalım. Lan ne uğraştım bu arabayla ya. Dereden mereden kurtardım, hatırlıyorsunuz değil mi? İyisin değil mi? İyisin bak. Sesimesi bir düzeldi ha. İçti şey, yağını içti, soğutucusunu içti. Böyle bir kendine geldi ha. Of, baksanıza nasıl gidiyor. Vallahi kendine geldi araba. Müziğimiz devam ediyor dostlar tabii ki de. Şimdi kapatacağım ama onu. Şu anda kapatıp çok yüksek. Sesini kısabiliyor muyum? Yok, direkt kapan var, tamam. Sen bir kapan kanka. Şimdi gidip en iyi masayı alacağım dostlar bu şey için. En pahalısı hangisiydi, buydu değil mi? 780. Abi çok pahalı bu da ya. Çok pahalı ama bunu yayıncı odası yaptığımız için buraya özel alalım. Bir de şundan alacağız tabii. En iyi koltuk bu oluyor çünkü değil mi? 460, bakın bunun fiyatı ne kadar? 460 bunun da. Bir dakika, mavi daha şekil durur la, mavi olsun. Aynı zamanda orayı tabii kaplayacağız dostlar. Aslında var ya bak, bundan da alalım. Bu giriş kasayı değiştiriyor da. Neyse, yer yok şu anda. Bunları bir ver kanka. Tamam mı? Şunları bir eline al. Efendime söyleyeyim. Bu ne iş bilmiyorum da yani. Ha, bir tane şu kapıdan ver bana. Bunu girişe koyacağız. Tabi orası için kaplama da lazım olacak bize de. Dur ben şunları bir koyayım da geleyim. Şunları bir koyayım abi şöyle. Tamam, bunları kurcalayacağız birazdan. Kanka şimdi ne yapacağız biliyor musun lan? Bana ne ver biliyor musun lan? Bana öncelikle posterlerden ver biraz, çünkü lazım olacak. Bunlar artık bayağı lazım olacak abi. Çok önemli şu an bizim için. Bakın şu anda böyle burası, tamam mı? O yayıncı odası yapacağız orayı. Tekrardan hatırlatayım. Gri gider, siyah da gider aslında ama sif siyah daha bir iyi gider gibi. Diğer tarafa da yapacağım. Şimdi bundan özgürce aldım. Özgür sayıda aldım abi. Orası öyle okey bence. Burayı bir götüreyim ben. Al kanka sen paranı. Verdiğimiz paralar iyi paralar verdik abi buraya, onu söyleyeyim. Evet, bu kadar alabiliyoruz. Şöyle salonun ortasına dağıtacağım arkadaşlar. X, R, R. Tamam. Her şeyi aldık abi. Bu giriş için arkadaşlar, biliyorsunuz ki. Diğerini çöpe atacağız. Her şeyi koydum. Kanka. Paramı ver. Bekle, şimdi sana çok güzel bir şey getireceğim. Bekle dostum, bekle. Bunu çöpe attım arkadaşlar direkt. Dur gitme eleman, dur. Kovulmadın merak etme, sana çok daha güzelini getiriyorum dostum. Heh. Geç abicim yeni mekanına, geç abicim. Dur şimdi şunu şuraya koyayım. Bak sana şimdi şöyle bir mekan yapıyorum burada, tamam mı? Nasıl? 10 numara. Geç bakayım mekanına, aferin. İşte bu. Şekil adamsın ha, tamam, orayı düzelteceğiz. Şimdi yayıncı odamıza dostlar bu kapıyı takacağız, tamam mı? Yayıncı odamıza. Şimdi bunu da mı vidayla takıyoruz acaba? Tornavida. Bunu nasıl takıyoruzdur sizce? Biz bu kapıyı nasıl taktık acaba ya? Aa, taktım mı ben? Yo. Allah Allah. Bak hele ya. Yok değil mi harbiden alakası? Kalkmıyor arkadaşlar ekledikten sonra. Çok garip bir kapı bu. Ağzına tüküreyim ben bu kapının değil mi? Ben bu takının ağzına tüküreyim ben bu kapının. Şöyle dur şurada da şununla bir ekleyeyim seni ya. Başlayacağım yapacağın iş ya. Heh. Allah Allah. Bak nasıl tadım kaçtı. Bak yukarıda ağız sıfır yazıyor. Gördünüz mü? Nasıl tadım kaçmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben size bir şey diyeyim. Bu bununla ilgili bir şey değil ya bu. Nerede tornavida? Seninle ilgili bir şey. Kral bence bu. Dur bakayım. Var mı burada ekleme falan? Bak bunda da ekleme çıkmıyor. Ama bunda ekleme çıkıyor. Bak garip olan o. Bunda ekleme çıkıyor abi. Heh, oldu oldu. Tamam, bununla ilgiliymiş harbiden ya. Ulan ne uğraştırdın be. Vallahi ne uğraştırdın. Of, yayıncı odasına bak. Öf. Zort diye açılıyor. Tamam, şimdi bunu al, tamam mı? Çok deli bir masa arkadaşlar. Yayıncı masası bildiğiniz gibi. Öf. Öf, sen nesin be? Şunu çıkart. Gel kanka, şimdi senin içini bir güzel dizeceğiz, tamam mı? Şu anda arkadaşlar en son sistemli şeyleri dizeceğiz abi ona. Gel bakalım. Direkt anakartının kutusunu bulalım.
Şu büyük olan ana... Yok bu değil. Bu da değil. Anakart nerede lan? Aa anakart kutusu nerede lan? Aa orada o zaman seri alışım da yere mi düştü? Kaç para dolandırıldığımızı söyleyeyim mi size? Hazır mısınız? Kaç para dolandırıldığımızı söyleyeceğim arkadaşlar şu anda size. Hemen söylüyorum dostlar. 251 dolar dostlar, hayırlı olsun. Aa yok alma. Ben galiba anakart almamışım. Kayıtlarda yok bak. Allah Allah. Nasıl böyle bir hata yaparım lan? Çok garip. Bak bu hatayı yapmam çok garip ha. Anakartı nasıl atlarım ya? Nasıl atlarım abi? Ben bir 2000 daha koyacağım buraya. Çünkü aynı şeyden satın alacağız. Para yatırma. Hatta 2200 koyacağım. Cepte kalan paramız dostlar bu şekilde 4K'ya düşmüş oluyor. Şu son sistemin fiyatlarını merak etmeyen var mı peki koyacağımız saat başı fiyatı? Çok deli bir fiyat koyacağız bu arada ona. Şu anda max galiba 17 dolar koyuyoruz saat başı. Onu yani hesap edin. Şu aşağı yoldan girsem direkt kestirme bu yola. Bak şimdi şöyle. Sol sonra sağ direkt. Bak şimdi. Sol sağ, gördünüz mü? Umarım gelmiştir ya hızlıca. Şöyle bir patinajımızı da çekelim. Oy. Lan sipariş vermedim ki ya. Of ben gerçekten malım ama ya. Harbiden malım ben ya. Tamam sıkıntı yok dostlar, geldi. Bu ne lan? Bir şey daha mı burada unutmuşuz biz? Bir tane anakart mı verdi bu, bana mı öyle geliyor bana? Arkadaşlar ben bunu zaten almışım. Buradan almamışım. Nasıl yaptım bilmiyorum. İki kez kontrol ettim diye hatırlıyorum. Bak şimdi iki tane verdi mesela, gördünüz mü? Neyse zaten bu sistemden yapacağımız için anakart yedeğimiz var, onu unutmamış oluruz. Bir bug yaşandığını düşünüyorum arkadaşlar biz acele ederken. Şu anda elimde iki tane anakart var muhtemelen. Bakayım aynı, evet bunlar iki tane aynı anakart abi bunlar. Gel bakayım kanka. Hızlıca buraya monteledik. İşlemciyi direkt gönderiyorum dostlar. Şöyle buraya takacağız. Ardından dostlar işlemcinin soğutucusu, of. Baksanıza nasıl takılıyor bu. İşlemcinin soğutucusu, en kaliteli RAM'imiz, ekran kartımız. Mükemmel, mükemmel. Baksanıza nasıl duruyor. Uy, 2070 mi? 2080 diye aldık biz bunu. Allah Allah. Enteresan ha. Vallahi ben 2080 diye aldık diye hatırlıyorum. Dur şu 2 dakikada şuraya hadi. Dayı bu ne amına? SSD'mizi de buraya bağladık. Hiçbir malzemesi kalmadı dostlar, şu anda bağlanmadık. Şimdi benim şunu keşfetmem lazım yoksa ben kafayı yiyeceğim. Tamam mı, onu söyleyeyim. Takma olayını anlamam lazım acilen. Hah böyleymiş la. Tamam yakınlaştırıp şey yapıyormuşuz sadece. Şimdi bu kasa, bu kasa da bu masada da olmuyor değil mi? Üstünde görmüyor, evet. Tamam. O zaman mecbur bunu da yere koyacağız dostlar. Ve evet yerde görüyor. Manyak mıdır nedir anlamadım. Şimdi hemen dostlar yayıncı sandalyemizi koyuyoruz. 10 numara. Bunu da alıyoruz. Yayıncı monitörümüz. Of. Oy 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 oy. Çok iyi görünüyor dostlar. Klavyemiz. 10 numara 5 yıldız. Bunu biraz bence geriye atmamız gerekiyor yalnız. Şöyle. Klavye biraz öne. Şöyle. Kulaklığımız. Ve mouse'umuz. Sistemimiz şu anda hazır dostlar. Her şeyle full artı full. Buradan geliyoruz hemen MyClub. Ve sistemimiz ikinci sayfada. Açıyoruz. Ayrıca fiyatını dostlar 21 dolara çıkarttık. 21 dolar bence bunun için. Ben bunu maxlasam yok. 22 dolar yapıyorum abi. 22 dolar yapıyorum saatini. Şimdi şunu şuradan sökelim. Evet bunu buradan söktük. Şu yenisini takalım. Işığımızı açalım. Burası yayıncı odamız. Bu bizim dostlar anakartımız değil mi? Evet. Ben bunu şuraya koyacağım. Şöyle burada durabilir yani. Bilgisayar, internet kafede falan böyle şeyler garip karşılanmaz. Şunu bir al. Bunu da bir al kanka. Bu da şöyle kenarda dursun. Tamam şimdi kaplamalara geçeceğiz dostlar. Duvarlarını siyah kaplayacağız buranın. Şöyle. Bence 10 numara olacak. Ben böyle üzerime full alayım. Duvarlarını şöyle dostlar. Siyah rengiyle kaplıyoruz abi. O da küçük müçük ama çok yedi abi şeyden. Kaplamadan. Baksanıza. Of ama çok güzel olacak. Bayağı hoş olacak abi. Abi bu siyah kaplamadan. Bu muydu lan?
Görmüyorum ki, buydu ama muhtemelen. Buydu. Ver kanka ya bana, baya. Yer içinde alacağım da kanka, öyle bir şu anda senin dükkan öyle bir karanlık ki yani. Kankacım, siyah mı kanka? Siyah dur inşallah kanka bu. Aldım kanka full. Umarım siyah almışımdır kanka. Bu renkler ne iş lan? Bir dakika lan, bunlar niye renkli görünüyor burada? Lan bunlar da renkli görünüyor. Bırak bunları, bırak bırak. Siyah vereceksin la bana. Evet, bunu vereceksin bana sen. Deli misin, nesin? Ha, buraya gelince böyle görünüyor. Tamam. Bug olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Biz yine şundan alacağız. Şundan. Evet. Ver kanka, ver. Güzel para ödedik sana yine. Vallahi güzel bayıldık sana yine. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi gidip dostlar iki odamı da halledeceğim hızlıca. Oo, baksanıza kral oturmuş. Şöyle. Evet. Bura tamam dostlar, şey olarak. Duvarlar olarak. Buranın duvarlarına müdahale edeceğiz. Şimdi burada... Aa, önceki duvarın kağıdını yırtmanız lazım diyor. Nasıl yırtacağım ki? Nasıl yırtacağım arkadaşlar? Allah Allah. Lan bununla falan mı? Levye ile mi peki acaba? Levye nerede ki? Ben bayağıdır levyeyi görmüyorum ha. Şunları alayım da. Ben bayağıdır levyeyi de görmüyorum ki. Şununla ilgili değildir herhalde bu da. Bizim levyenin nerede olduğu ile ilgili hiç fikrim yok benim arkadaşlar. De levye ile de değildir herhalde canım. Levye ile midir? Levye satılıyordu aslında şeyde de. Levye ile midir ya? Değildir abi ya. Levye ne alaka demezler mi adama ya? Şunu ben takmayı öğrendim ya, takarım şimdi gelip ya. Neyle olabilir diye düşünüyorum da. Levye bir ihtimal ve bunu denemek lazım. Ben levyeyi nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Hay aksi ya. Neyle sökülüyordur ki abi? Direkt üstüne koyabilsek ya işte. Yani levye 12 dolar dostlar. Bir şey de değil. Bir şey değil açıkçası yani. Ama levye ile de sökmezsin onu ya. Dur bakayım. Değil. Yok abi. Bunun neyle söküleceği hakkında hiç fikrim yok abi benim. Ya mobilyacıda bir şey falan satılıyor olabilir abi. Aklıma da başka bir şey gelmiyor açıkçası. Ya bunda bir şey, öyle bir şey satılıyor ki bu abi silinmesini sağlıyor. Ya da markette. Markette ne satılıyor olabilir öyle? Yani muhtemelen markette. Kapılarımı kapatmadan gidiyorum, o kadar gerginim. Başka zaten etkileşime geçebileceğimiz dükkan yok. Markette böyle bir silen bir şey satılıyor olabilir diye düşünüyorum. Şurası zaten market. Selamünaleyküm kral. Sende şu silme şeyleri var mı ya? Bir dakika kral. Sen önce benim bir keyfimi yerine getir ya, dur. Selamünaleyküm. Ver abi, ben şunları bir yiyeyim ya. Şöyle bunların hepsini bir yiyelim arkadaşlar. Şöyle bir fullensin. Şu keyif olayı bir gelsin bakalım. Gelmiyor da. Farkında mısınız? Gelmiyor valla. Oğlum ekran kartının ne işi var lan orada? Ekran kartı var ha orada. Eyvallah kral ya. Sağ ol, sağ ol, teşekkürler. Ha, yedik mi? Yedik, tamam, doyduk sonuna kadar. Kanka sen niye malları yenilemiyorsun lan? Şimdi bu süt, soğutucu, yağ. Yok abi, bunda da yok. Ben neyle sökeceğim abi onları? Birisi bana söyleyebilir mi ya? Neyle sökeceğim abi? Ne istiyorsunuz abi siz? Valla Acun Ilıcalı gibi bağıracağım ben şimdi. Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyor abi bunlar? Bilmiyorum. Yani sökmeyle ilgili hiçbir şey yok ki kanka. Hiçbir şey yok kanka. Hiçbir şey yok, yok. Nasıl sökeceğim abi ben bu duvar kağıdını ya? İlk önce bu duvar kağıdını yırtmanız gerekiyor. Ulan nasıl yırtacağım? Mal herif seni. Neyse. Şurayı bir düzenlemeye devam edeyim de bakacağız ona. Şimdi burası yayıncı odamız dostlar, bildiğiniz gibi. Bunun daha girişine oyuncu çalışma odası gibi bir şey yerleştirdik. Bunun içerisine cool cool böyle. En planda olmamalı. Şöyle kafe ile ilgili bir şey yanda olabilir abi. Bu neymiş mesela? Evet işte bu. Ye, uyu ve oyna. İşte gamerların o müthiş sloganı. Öf, ve tekrar et ha. Ye, uyu, oyna, tekrar et. Oo, bu da güzelmiş lan. Bunu da buraya koyabiliriz şöyle. Devam. Yes, evet, no. Baksana bu kaplama yüzünden şeyler de çok kötü. Oraya yapılmaz bile. Şöyle şuraya koyabiliriz bir tane. Öf be. Yer kaplamaları da var bizim. Onları bir alalım gelelim. Yani çok üzgünüm o diğer mesele için ya açıkçası. Bilmiyorum da yani nasıl olduğunu bilmiyorum. Yer içinde o zaman bu diyecek ki sökmek lazım değil mi? Yer içinde gidecek öyle diyecek arkadaşlar. Ben burayı bir kaplayayım da. Harbiden öyle diyecek bu.
Baksana en güzel kaplama bu abi. 10 numara 5 yıldız abi bu tür. Vallahi aynı şeyi yer içinde diyecek arkadaşlar. 32 dolarlıktı. Bundan biraz daha alacağız. Tekrardan aldım dostlar bir posta daha. Okey bunlar kalsın. Sökme olayı şu an çok canımı sıktı benim. Vallahi. Bayağı canımı sıktı abi bu konu. Ne kadar çabuk kirleniyorsun, iğrenç. Leş içinde kalıyor abi dükkan hemen ya. Bu da mantıksız bak. Şimdi neyi deneyeceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Yaptığım kaplamayı da mı öyle diyecek? Dur bakalım yere kaplamayı. Tamam burası okey. Bak burayı yapılmıyor bile gördünüz mü? Hay Allah ya. Bak nasıl canım sıkıldı ya şimdi. Çok canım sıkıldı abi şu an. Şu adanın güzel görünüşüne bakın. Çok canım sıkıldı. Bu kirlenme olayı da ayrı bir can sıkıcı ya. Bu nedir ya? Temizlen abicim. Sürekli böyle kirlenemezsin ki. Bari temizlikçi tutma falan olsaydı yani. İyi bari. Yetenekten dolayı çok hızlanmış temizleme olayı. Bunu direkt gidip duvara falan vursam mı acaba ya? Belki öyle midir? Uyuyuyuy. Güzel oldu. Şu yok kanka. Yok bununla ilgili bir şey değil abi bu. Ciddi manada değil yani. Ne abi senin sorun ne ya? Bu duvarlar hiç olmadı abi. Ya yani güzeldi. Yeri beyaz yapmam gerekiyordu bu olunca. Ben şey yaptım. Akıl edemedim o sıra. Bence olmadı yani bu. Baksanıza 10 numara temizledim. Temizleyince yine güzel duruyor. Belki tavanı da tamamlasak güzel durur da. Şunu bir takmak istiyorum ya. Evet. Vallahi arkadaşlar o zaman buraya böyle şey yapacağız. Kabulleneceğiz yani bitik. Öyle geldi bana. Ya bu odayı kabulleneceğiz abi. Aykırı bir oda gibi oldu gibi düşünelim. Bak mesela X ile etkileşime giremiyorsun bunlardan ama mesela bunu da girebiliyorsun arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu mesela şey. Şöyle tamam bu kapıların buraya yazacağız böyle işte. Streamer. Dur ya da Türkçe yazalım. Yayıncı odası diye yazacağız. Lan sen nereden çıktın? Ha bakın. Yayıncı odası, oyuncu bilgisayarları diyelim. Mesela örnek veriyorum. Burası zaten şey, ofis bilgisayarları. Bayağı ofis ama. Tamam bunlar da bu şekilde. Abi şunun güzelliği peki ya. Burası çok güzel oldu da. Üzgünüm abi şu olay için ya. Neyse ana yerimizi dostlar kaplamaya başlayacağım. Ana yerimizi bu siyahla değil de. Çünkü yayıncı odasını öyle yaptık ya. Ana yerimizi bu siyahla değil de. Belki de şunla daha mı iyi olur. Bununla yapacağım ya. Hepsini aldım arkadaşlar. Vallahi hepsini aldım oradaki. Dur bakayım ne kadar yetecek buraya. Abi baksanıza bunda da böyle diyecek değil mi? Burada da. Hay Allah kahretmesin ya. Çok kötü oldu abi bu ya. Bak şey de var. Şurası da var. Gerçekten çok kötü oldu. Abi çok tadım kaçtı bak. Ya size nasıl tadım kaçtığını anlatamam abi şu an. Nasıl tadım kaçtı? Nasıl var ya? Bak görüyor musunuz? Çok yazık. Of var ya mükemmel oluyor ama çok yazık ya. Çok yazık be abicim. Gidip araştıracağım ya şimdi valla. O sırada para kasar dükkan. Şimdi gidip araştıracağım dur. İyi şu klimanın pisliğine bak. Arkadaşlar klimanın pisliğine bak. Klimada bok tutmuş anasını diyeyim klima tövbe estağfurullah. İnanılmaz abi. Şunu süpürebiliyoruz mu da şunu? Öf bu ne oğlum? Leş gibi valla klima leş gibi. Şimdi yerleri falan da kaplayacağız da. Ben bu konuyu bir araştıracağım arkadaşlar oyunu alt tab atıp. Valla arkadaşlar bulamadım. Yani umarım işin sonunda bu... Aa, ulan böyle miydi nasıl aklıma gelmez diyeceğim bir şey değildir. Yani şu an tek talebim o yani harbiden. Umarım öyle bir şey çıkmaz. Şuradan bir para toplayalım. Son bir mali durumumuza bakalım abi. Kaç etmiş burada? Yine iyi para biriktirmişiz. 5000 falan. Aynen. 5000'e yakın paramız var. Şimdi buraya aynısından iki tane daha yapmamız gerekiyor bundan. Burası zaten yayıncı odası. Bunun aynı masalardan olmalı mantıken değil mi? Hem masrafımızı da düşürür. Buranın yerini kaplayacağım öncelikle. Dur. Bu ne lan? Ha kirden böyle duruyor değil mi bu? Dur bakayım. Evet. İyi, o kadar kirli ki demek ki dur. Şeyden sonra süpüreceğim. Dizdikten sonra süpüreceğim. Oyun kir olayına niye bu kadar takmış bilmiyorum harbiden.
Bu kadar yoğun kir mi olur abicim? Çok yoğun abi. Kir meselesi çok yoğun. Şu duvarları da kaplayalım. Bu ne lan? Bu başka kaplama. Allah kahretmesin ya. Ya bunu anlamıyorsun sen. Hiç iyi değilim. Harbiden hiç iyi değilim ya. Harbiden değilim ya. Allah'ım yarabbim. 32 duvarlık nerede lan? Ver kanka bunların hepsini ver. Yetmiyor bana ver. Allah'ım yarabbim kafam karıştı ya ara verince. Vallahi kafam karıştı ya. Harbiden kötü oldu bu abi. Şuraya devam edelim dostlar şöyle. Neyse ki o odayı kullanmıyoruz. Oradan hani şey yapabilirim de. Buradaki bu kaplamalar canımı çok sıkıyor şu an. Kirden var ya koydum mu koymadım mı ayırt edemiyorum ya. Kirden ha kirden inanabiliyor musunuz? Oğlum çok hızlı bitiyor lan bunlar bu arada. Yani boyunda bu bekleme olayını yapmasak var ya gece. Para muhabbeti çok zor abi. Gerçek hayat gibi yapmışlar adamlar. Bu kadar zor olması mantıklı mı bence değil ya sanki. Bir tık daha oyun olduğunu hissettirse daha iyi bence. Kişi bak. Belli bile olmuyor yemin ederim belli bile olmuyor ya. Kare kare takip ederek koyuyoruz. Şimdi bak bunu fırçayı bir koyacağım ama öyle düşün. Fırçayı bir koyacağım var ya, öf. Ne uğradığını şaşıracak. Ver bütün parayı da şeye verelim. Yer kaplamasına verelim anasını satayım ver. Parayı harcayacak yerimiz kalmadı. Hepsini yer kaplamasına verelim kanka. Ciddiyim ya. Harbiden ciddiyim yani. Şunları şöyle vuruyoruz. Şuraya bak. 1200 gitti ya şu an. 1200 gitti 1200. En kral sisteme zaten 1200 falan veriyoruz yani. Tabii şey masası, monitörü falan hariç. Üf var ya şeyi vurunca çok rahatlatıcı olacak ha. Paspası vurunca buraya var ya bayağı rahatlatıcı olacak bu arada. Değil mi? Bir şey diyeyim bu bile yetmeyecek ha. Bir posta daha gidip almam gerekiyor. Gerçi orada yerdekileri alsam yeter herhalde. Orada yerde bir 4 tane falan var. Aynen bunlar yetecektir muhtemelen. Hemen koyalım. Yet ha. Bak yetmemezlik yapma ha. Yetmedi. Yetmedi inanamıyorum. Bir şey diyeyim mi? Yani demiyorum neyse sövecektim harbiden. Vallahi sövecektim. Bu ne oğlum? Arkadaşlar bu oyunda mücadele etmemiz imkansız. Gecemizi gündüzümüzü bu oyuna vermemiz gerekiyor bu arada bizim. Gerçekten bak imkansız yani. İki gözümüz güzel şey görsün diye yer mer dizelim dedik. Anasını satayım orada bile sermaye bitti bak. Of 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 of. Oh. Ha. Bu olay çok iyi ama bu olay bayağı iyi. Oh. Çok rahatlatıcı bu olay. Oh. Şu olay mükemmel ya. Öf. Şuraya bak. Tertemiz oldu valla. Temizlik olayını geliştirdik ya arkadaşlar. Çok iyi temizliyor ya. Orada bir parça unutmuşum ha bu arada. Kirden şey görünmüyordu ya. Koyduğumuz yere koyduğumuz şey görünmüyordu yani kirden. Baksana da yeni temizle mesela direkt ayak izin falan çıkıyor abi. Saçmalık yani bu harbiden saçmalık bak. Oo, şuranın haline bak. Abicim lütfen bazı oyunları biraz oyun gibi yapar mısınız ya? Allah Allah. Bu ne oğlum bok götürüyor ya sürekli ayak izi ayak izi. Klima bile bok olmuş tövbe estağfurullah ya. Valla ama bak her şey geçti de yayıncı odamız var ya. Mükemmel oldu ya. Yani kafenin en güzel bak hiçbir yeri görme. Buraları unut zaten anası bellendi. Güzel de olmayacak tasarımından ötürü bak. Bok gibi görünüyor değil mi? Bir de şuraya bak. Şunun tavanını da kaplayayım mı lan? Yapmıyorum lan bilgisayar. Yapmıyorum. Ümidimi kestin arkadaşlar bu oyundan. Ver bana bunu. Yayıncı odasını bitireceğim sadece. Bak şimdi tavanını da koyunca nasıl bomba olacak bak. Öf 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 öf. Öf öf öf. İşte olay bu ya, olay bu abi. Bize bu oda yeter abi. Uğraştığıma değmeyecek ya oyuna. Çok sorunu var oyunun. Yani emeğimizin karşılığını alamayacağız sonunda öyle söyleyeyim. Tatmin de etmeyecek yani. Uf bu ne oğlum ya.
Yine büyük güncellemeler alırsa geri dönerim. Geri döneriz dostlar. Ama bu bölümden sonra bunu finalleyelim. Güzel, ufaktan sardı ama şey yani. Şimdi şunu düşünüyorum abi. Ya sürekli bunda böyle gece gündüz geçirmemiz gerekiyor, anladınız mı, gelir olayı için. Çok kartopu etkisi de olmuyor mesela. En kral beklesek 20k falan yapacak, o belli. Çok güzel oldu bu arada. Şunları da şuraya atalım. Baksana abi, daha şimdi sildim ya. Hiç temiz... Ya elimde bununla gezmem lazım abi, sürekli dükkanı temiz görmem için. Mantıken elimde şununla gezmem lazım. Gelir sistemini düzeltme lazım. Bu kirlenme olayını düzeltme lazım. Şunlarla ilgili bir açıklama lazım. Yani hiçbir yerde yok abi. Bulabileceğim hiçbir şey yok bak. İnternette yok. Yanımdaki şeyde yok. Yok yani kanka. Adım atsak kirleniyor. Dükkan sürekli leş gibi duruyor. Emeğimizin karşılığı gelmiyor. Para kazanacak başka bir şey yok. Ne bileyim, kumar, yatırım vesaire, Bitcoin. Bunlar yok. Yayıncı odamız inanılmaz güzel. Onunla ilgili sıkıntı yok. Bakın. Öf. Nesin sen ama ya? Öf. Çok deli oldu burası. Vallahi bu şekilde kaydedip çıkacağım arkadaşlar. Emeğimizin karşılığını alamadığımız bir oyun olduğunu hissettiğim için bence daha fazla uğraşmayalım. Eğer ki iyi güncellemeler alırsa haberim olur, zaten döneriz. Bunu final yapalım burada. Yine hoşumuza giden sahneler olmuştu tabii ki. Ya en iyi sistemi koyduğumda bile bak, şu en iyi sistem abi. Saati kaç para bunun? Saati 22 dolar yani. Yok olmaz abi. Yani saati 22 dolar olur mu abi şunun? Bunu dizeceğim ve giderim en kötülerinden bütün dükkanı doldururum yani, mantıklı. Şunun en az 60-70 dolar olması lazım saatinin. Matematiksel olarak zaten. Sizleri seviyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Diğer tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.